tekrardan tutkal konusunda bir iki video daha çekeceğiz. Çünkü tam olarak açıklayabildiğimi düşünmüyorum. Bu konu biraz uzun bir mevzuat aslında. Bu videoları niye yapıyoruz, niye bu kadar uzun yapıyorum diye sorarsanız ben şeyi bulamadım. Amatörken böyle bir kaynak bulamadım. Yani detaylı anlatan işte hangi tutkal ne işe yarar, ne bileyim sistreler, yani alet edevatlar, yapım aşamaları, teknikler, ölçüler hakkında bağlamayla alakalı çok fazla video bulamadım. Engin Hoca var, Engin Topuzkanamış. Onun videolarını seyredebilirsiniz. İzmir'de bir atölye vardı, Nil sanırım. Onlar böyle birkaç tane video paylaşmışlar. Amatörler için, öğrenmek isteyenler için faydalı şeyler. Onları takip edebilirsiniz. Ayrıca İngilizce biliyorsanız eğer, İngilizce aratabilirsiniz. Özellikle gitar, keman yapımı konusunda çok detaylı videolar var. Oradan da bilgi alabilirsiniz. Yani keman yapımı hakkında ilgilenmiyorsanız bile en azından ağaçların işlenmesi, ağaçların işte derecelendirmesi, tutkal kullanımı, bıçakların bilenmesi vesaire hakkında İngilizce biliyorsanız yabancı dildeki videolar çok daha ayrıntılı, detaylı. Tavsiye ederim. Şimdi konumuza gelelim. Tutkal konusunu anlatmıştık. Birkaç noktayı belirtmek istiyorum. İnsanların kafasında şöyle bir şey var. Yeni icat edilen şeylerin, sentetiklerin dayanımlarının, mukavemetlerinin çok daha iyi olduğuna dair işte tight bond konusunu konuşmuştuk. Böyle bir fikir var. Hani tight bond'un çok dayanıklı, mukavemetli olduğuna vesaire. Yani diğer tutkallara nazaran öyle bir şey yok. Yani yeryüzünde şu anda ispatlanmış en dayanıklı, en mukavemetli, enstrüman için kullanılan en ideal ve uzun ömürlü tutkal bizim kullandığımız o basit, ucuz kemik tutkalı. Yani bunu şöyle ispatlayabilirim ben size. Kemik tutkalının, kullandığımız kemik boncuk tutkalın 500 yıl garantisini verebilirim size. Yani dayanımı minimum 400-500 yıl. Ve bu ispatlanmış bir şeydir. Nasıl ispatlanmış? 1500, 1600, 1700'lü yıllarda keman yapan amcalar var. İtalya'nın Saremona kentinde. Bunların ilk ustaları atölye, büyük atölye şeklinde açıp da çalışan kişi Amati dediğimiz bir amca. Amati zaten müzik aletlerin markasıdır. Ama Amati aslında keman yapımcısıdır. Yani Stradivarius'la Guarneri'nin ustası. Yani Guarneri ve Stradivarius onun yanında çalışan ustalar. Daha sonra kendi kemanlarını yapıyorlar. Bu bahsettiğim tarihler 1500, 1600 ve 1700'lü yılların ortası. Yani 400 yıldan falan bahsediyoruz. Ve şu anda piyasada hala Amati'nin, Stradivarius'un, Guarneri'nin inanılmaz kemanları var. Ve hala çalınabilir vaziyette. Çünkü amca bunu yapmış mesela. Şöyle söyleyeyim. 1720'lerde, 1690'larda falan yapılan kemanlar var. Şu andaki fiyatları milyon dolarlarla ölçülüyor. Milyon dolarlar. Stradivarius'un en son satılan kemanı herhalde Lady Blunt ve Hammer isimli iki tane kemanı var. Çok meşhurdur o kemanlar. Lady Blunt'ı herhalde 15,9 milyon dolara satıldı. Guarneri Delbuso'nun Canon isimli bir kemanı var. Paganini, keman virtüözü Paganini'nin çaldığı bir keman. O da o fiyatlarda müzayedelerde satılıyor. Ve şu anda o kemanlar çalınabilir vaziyette. Ve bu amcalar o tarihlerde böyle sentetik tutkallar kullanmadan yapmışlar bu işi. Bildiğiniz o eski reçine boncuk tutkalıyla yapmışlar. Ve şu anda hala çalınabilir vaziyette. Yani şimdi hangi bağlamacı ya da hangi gitarcı ya da hangi lütiye kullandığı sentetik tutkallar, mesela PVA'larla, D3, D4, o dayanım olayını da anlatacağım birazdan. Ya da tight bond'la yaptığı bir enstrümana İşte ben 500 yıl garanti veriyorum bu enstrümana diyebilir. Ya da hangi sentetik tutkal 500 yıllık mukavemetini şu anda kesin olarak ispatlamış. Ama şey diyebiliriz, boncuk tutkal için kesinlikle 400 yıl, 500 yıl tamamlamış. Hala enstrümanda hiç bozulma yok. Bütün mukavemeti sağlam bir şekilde duruyor ve enstrüman hala çalınabilir vaziyette. Yani boncuk tutkal için
500 yıl garanti verilebilinir. Ama diğer kullanılan tutkallar için dediğim o kürleşme olayından dolayı hem sesi kesmesi hem de mukavemetinin ispatlanmadığından dolayı, çünkü 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl çok ispata yeterli bir zaman ölçüsü değil. Yani herhangi bir ahşabı herhangi bir tutkalla yapıştırırsanız o tutkal zaten 3 yıl, 5 yıl tutar. Ama o yaptığınız şey bir enstrümansa, sesi ve ses fiziği bozulmadan, enstrümanın kendi fiziği, estetiği bozulmadan ve mukavemete dayanarak, basınca mukavemet göstererek 400-500 yıl dayanmış olan enstrümanların yapım tutkalı boncuk tutkaldır. Anlaştık mı arkadaşlar? Yani boncuk tutkal bence efsane bir şey yani. Kesinlikle kullanın derim. Boncuk tutkalda tabii birkaç ince nokta var. Diğer anlattığım videolarda onu da anlatacağım. Yani tutkal konusu 5-6 video falan sürecek herhalde. Onun dışında tutkalı nasıl kullanmamız gerekiyor? Ha, önce şey anlatayım. Tutkalların üzerinde belirtilen ibareler vardır. D harfiyle başlar. İşte D2, D3, D4 vardır. Bir de bazıları, çözücüleri, işte PVA vardır, solvent vardır. En güzel örnek elastiki tutkallara, bu Bali Derby dediğimiz tutkallar var ya, onlar solvent bazlı elastiki tutkallardır. Solvent bazlı elastiki tutkallar kaplama çalışılabilir. Yani eğer öyle bir durumda kalındıysa, zor bir durumda kalındıysa, ama kesinlikle elastiki solvent tutkallar enstrüman yapımında kullanılan tutkallar değillerdir. Çünkü elastikilerdir, sabit değillerdir. Kürleşen tutkalları bahsetmiştim. Hem solventler hem PVA'lar, polivinil asetilenler, asetatlar kürleşirler. O yüzden çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Ama kullanmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi Tight Bond'u niye tercih ettiklerini söyleyeyim. Tight Bond sarı olanı, dediğim gibi sarı olanı solvent bazlıdır. Viskozitesi iyidir. Yani akışkanlığı, onun teknik adı viskozite. Akışkanlığı iyidir. Yani yapıştırmasında vesaire de bir sıkıntı olmaz. Ama tavsiye eder miyiz, etmeyiz? Tight Bond da aslında tavsiye etmiyor. Çünkü Tight Bond da diyor ki, ben enstrüman yapanlar için diyor, lütiyeler için sıcak tutkalı, boncuk tutkalı kullanılabilir. Yani soğuk muhafaza edilebilir bir hale getirdim. O tutkal burada var diyor. Kahverengi bir kutudadır. Ama bu tutkal diyor, mobilyacılar için kullanılan bir tutkaldır diyor. Yani enstrüman yapıyorsanız illa da Tight Bond kullanacaksınız, diğerini kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim tutkaldaki dayanım özelliğine. Enstrüman yapımında tutkalın dayanıklı olması gerekir mi? Su geçirmez olması gerekir mi? Kürleşmesi zımparalanabilir, boyanabilir olması gerekir mi? Gerekmez. Enstrüman yapımında kullanılan tutkalın en büyük özelliği, yapıştırmayı yaptıktan sonra ortamda katalizör gibi çıkması, yani görünmemesi, yok olması. Yani ortamda kalan, enstrüman üzerinde kalan her türlü fazlalık enstrüman için zararlıdır. O yüzden solvent bazlı tutkal da kullansanız, PVA bazlı tutkal da kullansanız aynı şey.